Çok kıymetli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Türkiye'den müttefiklere kritik çağrı, bizi en iyi onlar anlar. Değerli izleyenler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO zirvesi öncesi Madrid'de İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölgeselden Küresele NATO, Diyalog, Genişleme ve Birliktelik paneli, ne görüntülü mesajla katıldı. Dost ve müttefik İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve ittifakın 2030 stratejik konseptinin güncelleneceği tarihi NATO zirvesinin marjında böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Altun, 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'nin Halal İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin geride kalan 70 yıllık dönemde hem müttefiklerine güçlü desteği hem de ittifaka sunduğu katkılarla NATO'nun vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine işaret eden Altun, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve vizyoner liderliğiyle yerli milli savunma sanayisinde yapılan yatırımların Türkiye'nin bu konumunun bir göstergesi olduğunu kaydetti. Savunma sanayi alanında Türk mühendislerin emekleriyle ortaya çıkardıkları her eserin istikrarlaştırıcı bir aktör olan Türkiye'ye olduğu kadar, parçası olunan NATO'ya da güç kattığını vurgulayan Altun, asker millet olarak tanımlanan Türklerde silah arkadaşlığı kavramının özel yeri bulunduğunu söyledi. Fahrettin Altun, şunları kaydetti. Dost ve müttefik olarak gördüğümüz İspanya'nın hava savunmamız başta olmak üzere milli güvenliğimiz konusunda gösterdiği hassasiyeti de takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu yaklaşımın, güvenliğin bölünmezliği ilkesiyle uyumlu olduğunu düşünüyoruz. İki Akdeniz ülkesi arasındaki bu yakın işbirliğinin tüm müttefiklere örnek olması gerektiğine inanıyoruz. İttifakımıza katılmak isteyen devletlerin de terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı paylaşmasını istiyor. Bu konuda gerekli adımları gecikmeden atmalarını bekliyoruz. Zira NATO'nun değerlerini, müttefiklerin güvenliğini tam anlamıyla içselleştirmemiş ülkelerin bir bütün olarak ittifaka katkıdan çok zararı olacaktır.